Merhaba, Katı Modelleme Eğitim Serisinin 15. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde delik halkası veya ip geçirme deliği olarak adlandırılan bir parçanın teknik çizimi karşımızda. Bu çizim inç değil, neyse ki, milimetre cinsinde ve bütün boyutlarımızı milimetre cinsinden girebiliriz rahat bir şekilde. Diğer çizimlerimizde yaptığımız gibi önce orijin noktasını bulalım ve diğerlerine oranla biraz daha rahat bir çizime sahip olacak bir parça. Orijin noktamızı şu çemberin merkezi olarak belirleyebiliriz. 20 mm yarıçapa sahip bir çember çiziyorum öncelikle. C'ye bastım. 20 mm yarıçapa sahip, yani 40 mm'lik bir çember çizdim. Daha sonrasında aşağıda da 20 mm çapa sahip bir çemberimiz var gördüğünüz gibi. Ve bunun orijine uzaklığı da 80 mm'ymiş. O zaman C'ye bastım. Şöyle aşağı iniyorum. 20 mm çapa sahip ve horizontal'da orijinle çakışık olacak. D'ye basıp bunlar arasına da 80 mm diyorum. Şimdi sadece sağ tarafı oluşturmamız 115 mm yarı çapa sahip bir arkla aynı şekilde öbür tarafa da mirror'la atmamıza yarayacak. O zaman 3 point arc'tan bunu rahatlıkla yapabiliriz. Şöyle iki noktayı seçtim. Ve direkt unutmadan tanjant yapıyorum bunları. Daha sonrasında D'ye basıp 115 mm'lik bir yarı çap veriyorum. Artık bunlar sizin için oldukça kolay gelmeye başlamıştır. Öyle düşünüyorum bir önceki derslerimizi yaptıysanız. Ve şuraya da mirror'la hızlıca atıyorum. Sketch'ten mirror diyorum. Objemi seçtim. Mirror line olarak bakın bir mirror line'ım yok. O zaman geri dönüyorum. L'ye basıp şöyle bir yardımcı geometri oluşturuyorum. Hemen X'e bastım. Şimdi S'ye basıp mirror dedim. Ve objemi şimdi seçiyorum. Mirror line olarak ortadaki yardımcı geometriyi seçtim. Ve burası oluştu. Şimdi T'ye basıp normalde tek tek seçiyorduk hatırlarsanız. Hiç bırakmadan şu şekilde silme yöntemiyle silebiliriz. Bu da bir kullanıma bağlı, isteğe bağlı kullanılabilir. Aşağıda rectangle'larımız var. Yani dikdörtgenlerimiz iki tane. Önce şu içteki dikdörtgeni çizebiliriz isterseniz. Bu dikdörtgen de merkez noktasından, yani merkez noktası tam olarak orijin üzerinde olacak. O zaman center rectangle çizelim. 75'e 10'luk bir rectangle çiziyorum. Rectangle'dan, dikdörtgenden center rectangle dedim. 75'e 10'luk. Şöyle. Hatta direkt buradan girebiliriz. 75. Taba basıp değiştirebiliyorum. 10 dedim. Unutmadan şurayı horizontal yapıyorum. Yatay yapıyorum orijin noktamı veya onun üzerindeki bir noktaya. Sonra bu sefer de 95'e 40'lık bir rectangle'ım var. Şöyle sketch'ten tekrar rectangle'ı seçtim. Farklı bir noktada 95'e 40'lık bir rectangle oluşturuyorum. Bunu da direkt horizontal yapıyorum. İkisini birbirine de yapabiliriz şu şekilde. Bunların alt çizgilerin birbirine uzaklığı D'ye bastığımda 10 mm'ymiş. Şu şekilde. Ve de en altın orijin uzaklığı 140 mm'ymiş. Şöyle. Şuraya uzaklık 140 mm'ymiş. Gördüğünüz gibi full constraint oldu. Şimdi şu aşağı noktalarda fillet var bakın. Peki bu filletin yarıçapı ne? Hemen şuraya göz attığımızda aslında burada bir çember var bakın. Şöyle fareyle çiziyorum. Bunun yarıçapı 10 mm bakın gördüğünüz gibi. O zaman fillet uygulayıp sketch'ten fillet diyorum. Veya fillet her zaman kullanıyorsak sketch'te buradan uzun uzadıya seçmeyelim. S'ye bastım. Fillet diyorum. Şöyle yandan hemen toolbar'a attım. Yani bundan sonra S'ye basıp direkt şuradan seçebiliriz. Şu iki çizgiyi seçtim. 10 mm'lik fillet'lar uyguluyorum. Gördüğünüz gibi direkt oluştu. Daha sonrasında şurada 75 mm yarıçapa sahip arklarım var. O da 80 çapa sahip çemberimle birleşiyor. C'ye bastım. Önce 80 çapa sahip
Çemberimi çizdim. Sonra 75 yarıçapa sahip arklarımı çiziyorum. S'ye basıp ark yazdım. 3 point arktan. Şöyle. D'ye basıp 75 mm diyorum buraya. Daha sonrasında tanjant deyip şu çemberime tanjant diyorum burayı. Gördüğünüz gibi şurası oluştu. Bunun aynısından bir de sol tarafa aktarmamız gerekiyor. O zaman S'ye basıp mirror dedim. Veya uzun yoldan sketch'ten bulabiliriz. Objem bu. Mirror line'ım da burası. OK dediğimde direkt profilim geliyor bana. Ama burada bakın şurayı iki kere seçmem gerekiyor. Normalde şurası yok. Yani bunu sildiğimizde şuraları tekrar düzenlememiz gerekiyor. Düzenlememiz dediğim yani ilişkilendirmelerde bazı problemler çıkabilir. O yüzden ben burayı yardımcı geometri yapacağım. X'e basıp şu şekilde. Bu şekilde profili istediğim gibi seçebilirim. Şuraları da trimleyeceğiz arkadaşlar. T'ye bastım. Şöyle trimliyorum. Şu şekilde. Buraların böyle olmasının nedeni bakın ne oldu? Şu iki noktanın birbirine constant olmamasından kaynaklı sanırsam. Hemen bir düzenleyelim. Gördüğünüz gibi o nokta kaçmış. Şimdi constant yaptıktan sonra full constraint profillerimi, çizimlerimi elde ediyorum. Bu şekilde çizimimizi elde etmiş oluyoruz. Tekrar son bir kontrolleri yaparken şurada bir şey dikkatimi çekti. Bakın 20 mm düz bir çizgi var burada. Ama biz tamamıyla 115 mm yani ben daha doğrusu bir ark çizmiştik yarıçapa sahip. Orayı düzenlememiz için şöyle bir işlem uygulayabiliriz. Şuradaki arkı seçip delete'e bastım. Siliyorum onları. L'ye basıp şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Buranın uzaklığı belli zaten. Yani 20 mm uzaklıkları olacak çizgilerin. Ve sonra arc deyip, 3 point arc deyip bu noktadan şu noktaya teğet olan, direkt teğeti yakaladı ve yarıçapı 115 olan bir arc giriyorum. Daha sonrasında tekrar tanjanta basıp şurayı da birbirine arc yaptım. Şu şekilde. Ve full constraint oldu bakın. Bizim teknik çizimimiz de aynı oldu. Sonra S'ye basıp mirror diyorum. Burada yeni yaptığım çizimi geometrilere mirror line ile karşıya aktarıyorum. Şu şekilde. OK dediğimde şimdi asıl teknik çizimimiz doğru bir şekilde çizilmiş oluyor. Yani bunu silmek istemedim. Siz yani çizerken çok yanlış yapılabiliyor veya gözden kaçan şey olabiliyor. Onlarla da nasıl başa çıkacağımızı görmek için güzel oldu aslında. Yanlış yapmamız. Daha doğrusu benim yapmam. O şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.